Erzurumlu Fatih Arda İpcioğlu 8 yıldır kayak sporu yapıyor. Pekin Kış Olimpiyatlarında kayakla 74,5 metrelik elemeleri geçti. Bu olimpiyatı başaran ilk Türk sporcu oldu. Kayak yıldızı olmayı başardı. 8 yılın getirdiği emekleri onu bugüne taşıdı. Sadece Erzurum'un değil, dünyanın da gururu oldu. Kayak yaparak uçmak onun hem ilgi hem başarı alanı oldu. Kayakla atlamada aldığı başarılardan ötürü uçan Türk olarak anılıyor. Fatih Arda İpçioğlu Türkiye'de bu branşta olimpiyatlara katılmaya hak kazanan ilk ve tek sporcu. Fatih Arda Pekin Kış Olimpiyatlarında kayakla 74,5 metrelik elemeleri geçti ve bunu başaran ilk Türk sporcu oldu. 2018 yılında Güney Kore'de gerçekleşen olimpiyatlarda elde ettiği kotayla ikinci kez yarışmanın heyecanını yaşıyor. Uçan Türk olarak anılan İpçioğlu, hedefinin 2026'daki olimpiyatlarda bayrağı göndere çıkarmak olduğunu söyledi. Şimdi de önümüzde birçok yarışma var. Özellikle şu andaki konsantrasyonumuz 2026 kış olimpiyatları. Çok kısa bir süreç var. Elimizden geldiğince hazırlanmaya çalışıyoruz. Milli oyuncu Fatih Arda çeyrek final atlayışında 6. olarak final atlayışına hak kazandı. İpçioğlu son olarak Polonya'da 3. Avrupa oyunlarının finaline kaldı ve bu yarışta 11. oldu. İpçioğlu 12-13 yaşlarında bu sporla bacağını kırmıştı. Herkesin bırakma uyarılarını dinlemeyen Uçan Türk sabırla bugünlere geldi. 8 yaşında başladıktan sonra bir 4-5 yıl sonra bacağımı kırdım bu branşta. Ondan sonra yani genel olarak bırakmam yönündeydi tepkiler. Ama ben daha sonradan tabii tekrar devam etmek istediğimi ailemle görüşüp tartıştıktan sonra branşa devam ettim. Fatih Arda İpçioğlu'nun 8 yıllık başarısı onu bugüne getirdi. Ülkemize ilk Continental Cup puanı kazandırdım. Daha sonra ülkemizdeki tarihteki ilk kış olimpiyatları, 2018 Güney Kore Kış Olimpiyatları'na kendi kotamla katıldım ve ülkemizi ilk defa kayakla atlamada temsil ettim. Daha sonra Dünya Kupası'nda birçok derece elde ettim. İşte Dünya Kupası puanlarını aldım. Hiç bu zamana kadar hiçbir Türk sporcunun kayakla atlamada almadığı puanlar. Daha sonra 2022 Kış Olimpiyatları'na tekrar kendi kotamla katıldım. Bu 2022'de de her iki rampa yarışmasında da elemeleri geçip finallere kaldım. Şimdi de en son işte Avrupa oyunlarında bir dokuzunculuk başarısı gösterdik ki keza yani biraz şanssızlık çünkü arkadan esen rüzgarda yarışmayı tamamladım.